Canlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün böyle sonuç videosunda karşınızdayım bir tanelerim. Eldivenlerimi takmayı unutmuşum. Bir eldivenlerimi takayım. Biliyorsunuz ellerimde egzama var. Bazen hoş görünmüyor. Ama Allah nasip kısmet ederse yaklaşık bir hafta 10 gündür ellerime kara düş sürüyorum. Bayağı bir şifa oldu. İnşallah yakın zamanda eldivensiz de videolar çekmeye başlayacağım. Canım takipçilerim, bugün sonuç videosunda karşınızdayız. Lilyumlarımız gördüğünüz gibi açmaya başladılar. Çok güzeller değil mi? Bir tanelerim ilk lilyumum açtı. Oh, mis gibi de kokuyor. Tabii beyazlar kadar çok fazla kokmuyor. Beyaz Casablanca olanlar çok daha güzel kokuyorlar. Ama tabii ki zamba kokusu var. Bir tanelerim bu sarı lilyumumuzu ekerken video çektim. Lilyumlar soğanlı bitkilerdir. Soğanlı bitkiler olmasına rağmen sarımsak gibi dişleri vardır lilyumların bir tanelerim. O sarımsak gibi dişlerinden lilyum soğanının bir sırasının dişlerini koparıp ekmiştik. Hatta ilk sırası biraz çok sağlıklı bile değildi ama yine de tutar demiştik. Yaklaşık işte 1,5-2 aya yaklaştı. Buraya tam 8 tane lilyum soğan dişi ektik. Tamamı köklenmişler bir tanelerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane de şurada 8. Bakar mısınız? Hatta tohumlar ekmiştik. Bir de onları da göstereyim. Bu sarımsak gibi dişlerini buna ekmiştik sere yöntemiyle. Dişlerini bu kabımıza koyduk, toprağımızın içine fıs fıs yaptık, nemlendirdik bu toprağımızı, sonra kapağını kapadık. 1,5-2 ayda da sadece 2 ya da 3 kere üzerine su fıs fısladım, kendi nemiyle böyle büyüdüler bir taneleri. Bu da tohumlar ekmiştik, lilyum tohumlarını aynı gün, ikisini de aynı gün ektik. Hemen hemen büyümeleri neredeyse yakın ama tabii dişlerinden ektiklerimiz daha güzel geliştiler. Çünkü biliyorsunuz tohumlar kuşların ilgisini çok çekiyor. Benim de bahçemde, yani burada bahçemin olduğu yerde oldukça çok kuşlar var. Kuşlar da tohumlara düşkünler. Kuşlardan tohumlarımı kurtaramadım diyebilirim ama tabii sadece bu değil. Bunun gibi birkaç saksı daha var. Ve bakın daha yeni yeni patlayanlar var. Dişlerinden yaptıklarımız çok daha güzel. Hızlı büyüdüler bir tanelerim. Bu da güzel. Mesela bakın daha yeni yeni çıkanlar var. Tabii ki bunun içinde daha çıkacak olanlar da var bir tanelerim. Bundan ürettiğimiz lilyumlar bize 5 yıl sonra çiçek açacak. Ama bunlar bir tanelerim 3 yıl sonra çiçek açacaklar. Yani 3. yılında 2 yılını bitirecek. 3. yılına girince baharda çiçek açmaya başlayacaklar. Merak eden kardeşlerim bunları ektiğim videoyu da izleyebilirler. Yorumlara linklerini bırakırım bir tanelerim. Bakın şimdi böyle birer tane çıkarayım. Aslında bu işlemi yaparken şimdi tabii bunu yapma işleminiz geçti. Şu anda lilyum soğanı bulamazsınız. Lilyumlarımız artık açıyor. Seralardan alan kardeşlerim lilyumları geçtiler, soldular bile. Ama bizim tabii kendi yetiştirdiğimiz lilyumlar kademe kademe ekiyorum ben. Onlar yavaş yavaş şimdi 1,5-2 ay kadar benim bahçemi neşelendirecekler. Canım takipçilerim, lilyumları üretmek çok kolay. Bunda yaptığımız işler, sadece dişlerini kopardık, nemli toprağa ektik, kapağını kapadık. 1,5-2 ay gibi bir süreç oldu. 1,5-2 ay süreç içinde de 2 ya da 3 kere fıs fıs yaptık, nemlendirdik. Çok güzel yetiştiler. Ama tabii ki bakın bunu yaparken de söylemişimdir muhtemelen. Keşke daha böyle büyük yüksek seralar olsaydı da şimdi bunu değiştirmek zorunda kalmasaydım. Eğer bu üst kapağı şöyle yüksek olsaydı, tabii pasta kapları var çok güzel, onlar da ekili olsaydı şimdi bunu değiştirmek zorunda kalmazdık. Bu şekilde yani ayda bir kere fıs fıs yapardık. Yine sera şeklinde 5-6 ay bile durabilir. Ama şimdi bu da böyle tutarsak yaprakları kırılır bir tanelerim. Ya artık bu kapağını böyle buradan keseceğiz. Dilerseniz bu kapağı buradan kesersiniz. İçine az toprak atarsınız ve 15-20 günde bir yine sularsınız. Bunda da yetişebilir canlarım. Şu anda yağmur başladı, hızlandı. Bahçedeyim ve çekimimi hızlandırmak için acele acele nasıl ekildiğini göstereyim sizlere. Bir tanelerim bakın bunda oldukça çok. Bir tanesi kocaman yapmış. Bunlar da yanlarında 2 tane daha küçük lilyum soğanlarımız ürettik. Şimdi bunları böyle hazır yumuşak aldığımız sorfa ekiyoruz. Şimdi buradan yine çıkartalım. Bakın canlar. Bir tane lilyum dişi, lilyum soğanı kaç tane üretmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane soğanımız var burada. Müthiş derecede güzel bir tanelerim bakın. Hemen toprağımızı böyle yaptık. Toprağımızda hazır aldığımız torfumuz var. Onun içine ekiyoruz.
Lilyum soğanlarımızı çok fazla derin ekmiyoruz. Lilyum soğanımız ister küçük olsun isterse büyük olsun. Büyüklüğünün 3 kat derinini ekeriz. Bunlar da 20 santimlik soğanlar farz edelim. 20 santimlik soğanı ne kadar derin ekebiliriz? 1,5 santimlik derine ekebiliriz. Bakın tuttuğumda zaten geliyorlar. Bunun dişi şurada kurumuş. 4 tane lilyum soğanı yapmış. Şimdi bunları yani tek tek de ekebilirsiniz ama çok yer kaplar. Yani bu küçük saksısında 1 yıl tutabilirsiniz. 1 yıl o kadar çok büyümeyecekler. Ama merak edersiniz sonbaharda soğanları kontrol edebilirsiniz bir taneleri. Şimdi ben bundan 2 saksıya yapayım. Bir saksı da hazırlayayım. Bunları da diğer saksıya ekeyim. Hepsi bir tane de yoğunluk yapmasın. Şimdi bunları yeni ektiğimizin cam suyunu da verelim. Şöyle. Bunlar da lilyum soğandır. Soğanlı bitkiler. Yumruklu bitkiler. Çok fazla sulanmazlar bir tanelerim. Çabuk çürürler. Çok fazla sulamayacağız. Şimdi bunu bir kenara koyacağız ve 15-20 gün unutacağız. Bunu ancak 15-20 gün sonra tekrar sulayacağız. Çünkü hiç güneşe çıkarmayacağız bu lilyum soğanlarımızı. Bahçemizin en gölge kısmına, diğer çiçeklerimizin arasına koyacağız. İşte 10 gün, 15 günde bir sulayacağız. Allah nasip ederse 3 yıl sonra bize çiçek açacaklar. Lilyum soğan dişlerinde üretim böyle oluyor bir tanelerim. Tohumunu da gösterdim. Bunlar 3 yıl sonra açacaklar dedik. Tohumdan ürettiklerimiz 5 yıl sonra açacak. 5 yıl beklemeye değer mi? Evet bir tanelerim. Bu güzellik için değmez mi? Müthiş güzel. Hele arkamda da çok güzel güzellikler var bir tanelerim. Şöyle bir videolarını çekemedim ama inşallah yakın zamanda böyle videolarını çekeceğim buraların. Torunuma bakıyorum. Ancak ondan fırsat bulduğum zaman gelip işte video çekiyorum. Bunda sonuç videosu çok geç kalmasın istedim. Hani 1,5-2 ayda ne kadar ektiğimiz lilyum soğanları kardeşlerim merak ediyor. Teyzeciğim ekmiştin lilyum soğanını ürettiler mi diye. Oldukça güzel lilyum soğanları ürettiler bir tanelerim. Bu da sonuç videosuydu. Yapmaya değer mi? Evet değer. Mesela bir tane soğan ektiniz. Tabii yanlarından o da üretecektir ama onun soğan dişlerini ayırıp da buna böyle diş olarak ektiğinizde yüzlerce soğanınız olur. Çiçekte sabır işi 3 yıl bekleyeceğiniz 3 yıl sonra bir sürü soğanınız olur bir tanelerim. Teyzeciğim senin lilyum soğanların var da neden marketten alıp bize ekimini gösterdin diyorsunuz. Canım takipçilerim ben zaten sonbaharda soğanlarımı söküyorum. Soğanlarımı ayırıyorum yavrularına işte boyutlarına göre ayırıyorum tekrardan ekiyorum. Onu baharda bir daha tekrardan çıkarmıyorum. O yüzden size göstermek için mutlaka ben de gidiyorum bir paket A101'den veya işte hangi market satıyorsa ondan bir paket alıyorum. İçinde 3 tane lilyum soğanı oluyor. Bir paket ya da 2 paket alıp size videosunu çekebilmem için zaman zaman ben de alıyorum. Yani kendi çiçeklerim, kendi lilyumlarımı rahatını bozmamak için. Çünkü sonbaharda ekmiş oluyorum. Baharda onu tekrar çıkarmama gerek yok. O yüzden dolayıdır ki bunları da A101'den alıp ekerken size videosunu çektiğim lilyum dişlerinden yapmıştık. Birçok kardeşim soruyor teyzeciğim dişlerin ne durumda? Gördüğünüz gibi çok sağlıklılar bir tanelerim. Şimdi sizin yapma zamanınız geçti ama mutlaka sonbaharda yapın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.